Evet sevgili izleyicilerimiz, özümüz sözümüz Anadolu nerede? Balıkesir. Hangi ilçe? Sındırgı. Hangi mahalle? Yaylabayır. Yaylabayır'dan sevgi ve selamlar. Evet değerli izleyicilerimiz, bu karda kışta bize kapılarını açan Yaylabayır. Evet Yaylabayır mahalle sakinlerine, halkına biz teşekkür ediyoruz. Özümüz sözümüz Anadolu için hazırladılar bu gösteriyi ve siz değerli izleyicilerimiz için hazırladılar ve gene teşekkür ediyorum. Evet ben şöyle diyorum sayın seyirciler, sevgili seyircilerimiz, gördüğünüz gibi biz özümüzde de sözümüzde de yörüküz, Türküz. Yani hepimiz, özümüz sözümüz Anadolu. Özümüz sözümüz Anadolu. Evet Anadolu, işte Anadolu budur. Gördüğünüz gibi doğal bir şekilde keçisiyle, yani gördüğünüz gibi bir şey anlatmamıza gerek yok zaten. Her şey, doğa her şeyi anlatıyor. Evet. Ortam her şeyi söylüyor. Ben fazla bir şey söylemiyorum. Doğa diyor ki bir an önce içeri evet. Kaçın diyor. Yani o size diyor, bize demiyor aslında. Nasıl Karadenizlisiniz ya? Yok Karadenizli değil. Ben kızlarınıza tamam. Düşünüyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Özellikle bizi izleyecek olan Sındırgı halkına, Balıkesir halkına, yine Gördes halkına, Manisa halkına buradan çok çok selam ediyorum. Son olarak mikrofonu kapatacağım da hocamdan şikayet olan varsa söylesin. Evet, atış serbest. Evet, teşekkür ediyoruz. Ha, bak muhtarım şikayet var herhalde. Biz Yaylabayır halkı olarak buralara kadar gelip bizlere zahmet verdiğiniz için teşekkür ederiz. Bu soğuk havada siz seyircilerimizin ve Anadolu halkının yüreğini ısıtabilsek ne mutlu. Evet, teşekkür ederiz. Valla teyzem bu havada bir şiir okuyacakmış. Ha, İyi gelir. Evet. Benim devam ediyor. Evet. Elif teyzemiz şöyle, işte bu aynalı gelin geleneğimizi, eski gelin başlarımızı yapan nadir teyzelerden birisi. Bu işin üstadı, kendisi ustası. Ben sözü kendisine bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet teyzem. Şimdi kızlarımıza bir yörük şiiri yazdım. Müsaade verirseniz. Evet, buyurun buyurun. Dinliyoruz sizi. Yörük kızı çıkar yaylaya oturur, ak elini soğuk suya batırır, davarını bir gölgeye yatırır, ne yiğittir o yörük kızı. Çarığını çeker dizine, davarını çeker yayla düzüne, 12 ay baharına yazına usanmadan dolaşır yörük kızı. Yörük kızı ata biner dolaşır, gideceği yere hemen ulaşır, yüzüne bakmaya çok da yaraşır, ne de güzeldir o yörük kızları. Ayran çalkar doldurur bakracına, ikram eder gencine kocasına, eli göğsünde verir ayranı kocasına, ne saygılıdır o yörük kızı. Yörük kızı çiçek takar başına, oyalı yazmasını indirir kaşına, bir kötülük gelmez düşüne, öyle temiz saf kalbidir yörük kızı. Yörük kızı tüm dillerde dolaşır, kavalı ile türkü söylemeye alışır, ıslığı ile sevgilisine ulaşır, ne yeteneklidir o yörük kızı. Yörük kızı davarını çeker köşeden, yörük kızı korkmaz beyden paşadan, ayranı içer bir cam şişeden, ne gattar görünür o yörük güzeli. Yalnız teyzem bunu herhalde yazın yazmış, onun için biraz uzun. Ne oynayacaksınız? Türkiye. Harman dalı istiyorlarmış. Hocanız inatçı ya. Karadenizlik varmış. İyi hadi oynayın bari kızlar. Thank you.
bizim köyümüzün kış günlerinde oynadığımız tost oyunu, vazgeçilmez. Tost kaydıracağız yani bunu. En uzak kim kaydırır? Bir tane çumak dikeceğiz. Ona göre devam edeceğiz. O şekilde oynayacağız. En az tamam. İnsan sayısı fark etmiyor. Kaç kişi orası oynanıyor. Çumak kaydırma diye. Tost oyunu bu da. En uzak kim çumak atacak? O şekilde devam edeceğiz. Biz bir oynayalım. Hadi tamam. Birinci bakalım onu geçerse en arkada kalan çuma tıkıyor, ebe olmuş oluyor. At herkes alsın ya. Evet sevgili izleyicilerimiz, dağ bayır çamur kar demeden biz ülkemizi gezmeye devam edip size bu güzellikleri yansıtmaya elimizden geldiğince çalışıyoruz. Şu anda Yayla Bayır köyün demeyelim mahalle oldu tabii ki. Yanımızda muhtarımız var, muhtarımızı tanıyacağız, köyle ilgili hemen bilgi vereceğiz size. Muhtarım önce tanıyalım. İsmim Halit Erdoğan, Sınırgı Yayla Bayır Mahallesi muhtarlığını yönetiyorum iki dönemdir. Biz buralara kadar gelip de bize bu imkanlar verdiğiniz için, buralarda bizleri tanıtıma katıldığınız için ayrıca size teşekkür ediyoruz. Burada biz kış günleri vakit geçsin diye dedelerimizden gelen kalan oyunları oynamaya devam ediyoruz. Şimdi de burada arkadaşlarla oturduk, canımız sıkıldı, biren biren oyununu oynayacağız. Bu bize dedelerimizden kaldı. Çocuklarımıza da öğretiyoruz. Herkes sosyal medyanın başına toplanmasın. Bir sosyal etkinliklerle örnek oluyoruz. Kültürümüz devam etsin. Kültürümüz devam etsin. Biraz önce dışarıda oynadığımız oyunları da çekimini yaptınız. Aslında o oyunla ilgili biraz bilgi verelim. Mesela ilk hani çubuklar attığımız bir oyun vardı. Onun özelliği nedir? Biraz ondan bahsedelim. O oyun kış günlerinde daha çok biz ısınma amaçlı yapıyoruz. Kazık oyunu, tost oyunu, bunlar bize kahvede oturmaktansa sıkılıyoruz. İlk oyunun ismi neydi? Tost oyunu deriz biz ona. 5 veya 10 kişi grup halinde oynanır. Çumağını en ileriye atan, ortadaki ebenin çumağını vurup çumağı daha ileriye götürmesini sağlayan öyle güzel bir oyundur. Eğlenceli. Peki kaybedeni çubukla dövüyorsunuz mu? Bugüne kadar olmadı ama ısıtmak amaçlı olmadı. İyi fikir. İyi fikir, evet. Peki kazık oyunu derken? Kazık oyunu da o da en az 5 kişi olması lazım. Yani 1-2 kişiyle fazla eğlenceli olmaz. 5 kişi olur. Herkesin en az 3'e atana kazığı olması lazım. Herkes var gücüyle kazığı saplaması gerekiyor. Sapladıktan sonra da bu kazığı karşı taraf devirirse kazığını alır. Onun için herkes iyi saplaması ve sağlam vurması gerekiyor. Bu da kış günlerinde antrenman olsun diye, eğlence olsun diye, sıkıntı yani gidermek için. Eğlence. Evet. Sadece oynuyoruz biz bunu. Vakit geçiriyoruz. Peki şimdiki oynayacağınız oyunun tanıtalım. Bu ev oyunu. Ailecek akşam olduğu evde oturuyorsun mesela. Çoluk çocuk hemen böyle ateşin başına ayaklarımızı uzatıyoruz ya. Biz buna biren biren oyunu deriz. Hemen baştan annesi saya veya çocuklar birisi saya. Bir çeşit sayışma oyunu ama eğlenceli bir oyun. Biren biren diye herkesin ayağını uzatır sayarız. En son kalanı değirmen aşağı deriz. Tutarız ayaklarından geriye taklattırız. Bu şekilde eğlenceli bir oyundu. İstersen oyunumuza başlayalım. O zaman oyunumuza başlayalım. Bakalım nasıl takla atıyorlar. Tamam. En sona kalan
değirmen aşağıya göndereceğiz. Evet, şimdi izleyicilerimizle birlikte hep beraber izliyoruz. Evet, şimdi baş. Alemi taklaya attı. Attı. Evet. Alemi ne diyeceksin? Vallahi siz ne istersiniz onu deriz ya. Sen de biz dinleriz. Başyalarda biber derler. Yapara kibar derler. Ne derim? Tetere mabiri. Buna da kader derler. Değirmen üstü çiçek. Orak getirin güçek. Bizim bu hareketlerimizi Türkiye görecek. İnşallah. İnşallah. Özellikle seni görecek. Hepimiz cümle Allah izniyle. Yeni bir yıldız doğuyor sayenizde. Film teklifi falan gelirse nasıl değerlendirmeyi düşünür müsün? Yenge'ye sormamız lazım be. Hanıma sormamız lazım. İzin almadan olmaz. Olmaz. Şimdi kendi başımıza iş yaptım bir de açıkta kalırız. Benim sorduğumda yaptın der. Akşam dışarıda. Ondan sonra. Havada kış de sıkıntıya düşmeyelim. Sıkışmayayım. Yani... Var mı da öyle anlatacağın güzel şeyler? Niye anlatayım? İşte biz de gelen burada. Gençliğinde böyle hikayeler. Sıdır, işimiz budur, ne yapalım? Yani yenge tam bir Osmanlı kadını. Onun için yani izin almadan olmaz yani. Olmaz. Osmanlı tokatı da meşhur. Ha, meşhur şimdi televizyonda falan bütün diye. Filmlerde var değil mi Ali? Buyur. Filmlerde var değil mi? Filmlerde de var. Hanıma sormadığınız zaman iş yapmayız. Yıllarca hep köyde miydin? Köydeyim ya. Hiçbir yere gitmedim. Gidiyorum askere gidiyorum. Sağa sola yakın ya köylere. Yakın dışarıda kaldı. İşçilik yapıyoruz yani. Söyleseydin ben hiç köyden dışarı çıkmadım. Askerliği de köyümde yapıyoruz. Ya olmaz. Devlet öyle görmüş. Öyle olmaz. Sağa sola çok giderdik. Ekinmiş. Şurada dağlarda çalışırdık. Bilmem ne yapardık. Buraya kadar geldik. İkinci de kıştan da evde birem oynuyoruz. Tos oynuyoruz. Gazlık oynuyoruz. Evet. Kışı değerlendiriyoruz. Yani ne yapıyorsam bu kış kıyamette. Oğlum ben kışın tarlaya bakarsam yazında o bana bakar diyorum. Ondan sonra öyle diyor. Adam yazın tarlaya gidiyor. Ottan çöpten taştan görmüyor. Ben tarlada mahsul olmadı. Sen kışın tarlaya bakmazsan yazın sana bakar mı o? Bakarsan bağ olur. Tabii bakarsın bağ olur. Ben merkeple koca tarlaya 10 dönüm tarlaya tersine yığıyorum. Neden? Yarısını bu sene dolduruyorum. Yarısını bu sene dolduruyorum. Köfünleri daldırıyorum ben. Merkeple boşaltıp geliyorum. Kaymıyor mu? Çakıyorum eşeği. Nalbat elimle çakıyorum nalı. Nalbat yok şimdi eskisi gibi. Kendim kek var. Şimdi nal çakıyorlar da bu şeyde kayar ya. Onun altına lastik çaksan daha iyi değil mi? Lastik olmaz. Nal gergi vurayım ben arkasını ökçe yapayım. Mıh. Yok mıh da şimdi kar lastiği falan taksan. O şey olsa kalın lastiklerden araba olsa tamam sen dedin iyi. Araba olsa iyi. Bu merkep. Merkep olduğu için nal takıyoruz. Bu doğal. Bizi gübre taşıtmaya götürmeden. Hayır götürmeyeceğim. Şimdi yazın. Yazın. Mayıs'ta getirin siz nasip olsa nasıl merkebe nasıl sarılıyormuş nasıl elengine böyle hayvan zorluyormuş bir göreceksiniz. Hayran kalırsınız. Görenler hayran görüyor. Onu da bir dahaki bölüme sürpriz olarak bırakalım. Sındırgı belediye başkanımızla Sındırgı hakkında biraz sohbet edeceğiz. Öncelikle ilk maddelerimizden birisi halıcılık ve sonrasında termal. Evet başkanım sizi önce bir tanıyalım. Öncelikle ilçemize Sındırgı'mıza hoş geldiniz. Bizler Balıkesir'in Güney Marmara bölgesinde Kütahya ve Manisa ile sınır. Artık Balıkesir'in en güneyindeki ilçesi Yağcı Bedir yörüklerinin konar göçerlerin önce Orta Asya'dan Anadolu'ya Toroslara daha sonra da bu bölgeye yaşadıkları onlarla da özdeşleşmiş Yağcı Bedir halılarıyla daha önceki yıllarda meşhur olmuş son yıllarda da termal turizmle ve termal yatırımlarla ön plana çıkan inşallah çok yakın zamanda da Seracılık'la iyi bir noktaya geldiğini umut ettiğimiz kendi halinde dingin ve mutlu insanları yaşadığı bir şehir ve biz de bu şehirde yaşamaktan dolayı çok mutluyuz. İnşallah sizler de görünce daha da mutlu olacaksınız. İnşallah. Biraz halıdan bahsedelim başkan. Efendim şöyle söyleyeyim. Balıkesir ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunmuş yörük aşiretleri var.
Bu Yörük aşiretleri günümüzün şiiri gibi, edebiyatı gibi lisan-ı hal ile hallerini anlatmak için halıya nakşetmişler bazı desenleri. Bunlar kederini, sevincini, hüznünü. İşte günümüzde bir Yahyalı, Kayseri, Taşpınar, Antalya Döşeme Altı, Bergama, Milas ve Sındırgı bölgesindeki Yağcıbedir. Bu Yağcıbedir aşireti Türkiye'de 18 tane köyde yaşıyor. Bunların bir kısmı Bergama, Dikili, Sındırgı ve Bigadiç yörelerinde yaşayan toplam 18 tane dokuyucu, dokuma işi yapan yörükler var. Bir husumet diyelim, erkek kız tarafı diye ayrılır. Bizler erkek tarafıyız. Erkek tarafı lacivert, kırmızı ve narınç dediğimiz kahverengi. Üç ana rengin bir de beyaz eklenir buna. O da nazardan koruması için. Erkek tarafı ciddidir, ciddiyeti sever. Bundan dolayı böyle dört tane ana renkten oluşmuş bir halıya sahip. Bir diğer kısmı ise Bergama bölgesindeki kız tarafı. Onlar biraz da daha böyle cıvıl cıvıldır ya bayanların hali. Onu anlatan o yörede adına Bergama deniyor bugün ama Bergama değil. Yağcıbedir halısıdır. Çünkü Bergama bir Latin krallığıdır. Latin krallığının yörük işi olmaz. Tabii günümüzde bunlar çok değinilmediğinden veya üniversitelerde bu kültüre çok daha az ehemmiyet verildiğinden kaynaklanan bir sebeple bu isimler bazen karışmışlar. Ama inşallah bizler bu Yağcıbedir'in ve Sındırgı yöresinin işte kültürel altyapısını oluşturabilecek törelerini, sosyal kültürel yanlarını gün yüzüne çıkaracak çalışmalar yapıyoruz. Yani biz bu Anadolu kültürünün nedir, nereden geldik, nasılız ve nereye gideceğiz? Gelenekten geleceğe, Sındırgı diye bir projede başlattık. İnşallah o Yağcıbedir halısını halı olarak da değil de Yağcıbedir kültürü olarak bir değer olarak yaşatmayı hedeflediğimiz projelerimiz var. Bunlar gerçekleşince ben inanıyorum ki artık şu anda bir Yağcıbedir halısı üniversitede işte bir ressamın veya bir kişinin eğitilerek yapacağı bir hadise değil. Anadan kızına geçen anaerkil bir şekilde, hatta oğlanın bilmediği. Niye bilmediği? Erkekler bu bölgede biraz genellikle öyledir. Ya satarsa, ya bu sırları verirse, birilerine paylaşırsa endişesiyle anne kızına öğretir, kız da kızına öğretir. Bu serüven 3000 yıldan beri devam ediyor. Her bir desene bir hikaye koymuş. Her bir desende bir hatıraları gizli. Köyüne göre farklı, işte yaşadığı kültüre göre farklı, tabiat şartlarına göre farklı, tarım faaliyeti yürütüyorsa ona göre farklı, rengine bir anlam vermiş. Demiş ki lacivert yapmış, çivit otundan bunu yapmış. Ve özellikle bir halının halı olduğunda değerini katan laciverttir. Biz ona lacivert de demeyiz, gök deriz. O gök de bir özgürlüğün sembolüdür. Yani biz özgürlüğü severiz. Yani pranga vurulmaz bir millet olduğumuza istinaden. İşte bir kırmızı rengimiz vardır, aldır. Yani kırmızı olsun, beş kuruş fazla olsun hesabına olan o yörük kültürü. O da nedir? Cesarettir. Yani Türklerin cesur olmalarını, işte yiğitin iyisine doğru, atın iyisine, pardon, atın iyisine doğru, yiğitin iyisine deli derler. Yani at, avrat, silah kültürü. Ve Yağcıbedir halısında bunlar işlenmiştir. Narınç da topraktan geldik, toprağa döneceğiz. Yani tekrar dirilişi anlatan bir serüvendir. Bugün bunlar üniversitelerde öğretilme şansı yok. Ve üniversitelerde 4 yıllık bir dönemde alınacak bir hadise yok. Yani Yağcıbedir yörük kızına baksanız, 70 yaşındaki, 80 yaşındaki teyzeye, ya bu kadar hikayeyi nasıl gizledin kardeşim buna? Neresinden okudun? Hangi kitaptan okudun? Hangi üniversitede okudun desen şaşırıp kalırlar insanlar. İnanın çok zengin bir kültür. İçine derinliğine girdiğince daha iyi anlaşılabilecek, yaşayınca daha iyi anlatılabilecek. Sadece halı olarak dememek lazım. Bir kültür abidesi, bir kültür zenginliği olarak görmek lazım. Ve inşallah Türkiye'deki bu istikrar ortamı, bu gidişat daha normal olarak savaşsız, sulh ortamında devam ederse sanata, kültüre verilen değer daha da artacaktır. Çünkü savaş ortamlarında kültürün gelişmesi, sanatın gelişmesi mümkün değil. Yani ancak sulh ortamlarında
kültürel değerlerimiz daha iyi olacaktır. İşte sanattan anlayan bir milletin de varlığı geleceğe de daha emin adımlarla insanlara ulaşmasını sağlayacaktır. Onun için Yağcı Bedir halısı veya Yağcı Bedir gibi olan halılar bir kültürel değer olarak koruma altına alınmalı. Kültür Bakanlığı bu konularda ciddi manada destekler vermeli. Jeotermalle olan bir seracılıkta bugün bir dönüm sera Antalya'da o sıcak ortamda bile kışın 7500 lira civarında kömür yakılarak orası ısıtılabiliyor. Yani optimum sıcaklığa gelebiliyor. Ama sındırgı şartlarında ise bu şu anda 5000 lira civarında jeotermalle bu işi halledebiliyorsunuz. Ve nem veya rüzgar yönü dediğinde şu anda Antalya'dan daha iyi şartlara haiz. Sıcak suyu da bol. Yani bu su biter mi? Sondajda çıkmıyoruz çünkü suyumuz. Allah vermiş. Cazibesiyle çıkıyor. Doğal bir çıkışı var. Bu sebeplerden dolayı yatırımcının bilmediği ama bilince de yarın çok geç kaldım diyebileceği noktalardan birisi. Sizin sayenizde inşallah duyan, gören bu noktada iyi niyetli yatırımcılara kapımız sonuna kadar açık. Biz bunlara destek vermek için burada hazırız. Çünkü Sındırgı'nın bu konuda avantajları çok. İzmir'e dediğim gibi 150 kilometre mesafe. Akhisar'dan sonra 50 kilometre. İstanbul'a ise bugünkü şartlarda 450 kilometre. Ama Bandırma üzerinden gittiğinizde şu anda 3 saatte. Ama otoban yolla beraber yapılınca da 2 saate düşecek bir yer. İnşallah planlı bir gelişmeyle çarpık olmadan ve rentable bir şekilde kalkınabilen istihdamın sağlandığı termalleriyle, Yağcı Bedir halısıyla değinmeden geçmemek olmaz. Güzel bir kolonyasıyla, Kertil Dağları'nın o nefis kokusunu içine sindirmiş nefis kolonyasıyla Sındırgı görülesi, işte Çaygören Barajı'ndan çıkmış bir sazan balığının yenilesi, sazan yahnisinin yapıldığı, insanların ise çok hakikaten cana yakın, sempatik ve güvenli bir şehir. Bugün hala insanlar namaza gittiklerinde dükkanın önüne sandalyesini koyup dükkanının kapısını kilitlemeden bırakabildiği, güvenebildiği bir şehir. İstanbullular özetleri geldiğinde onu söylüyorlar bize. Arabam var dışarıda, aman anahtarını bir bakayım, kilitledim mi kilitlemedim mi? Bırakın kardeşim ya, burada öyle bir şeyler olmaz. Çünkü bizim arabanın anahtarı üstündedir. Ama İstanbul psikolojisi normal. Evet, böyle bir şehirde hala var mı? Evet var. O şehrin adı Sındırgı. Evet. Peki başkanım, teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, sanata, kültüre ve bölgesine değer veren başkanımıza yine sizlerin huzurunda biz teşekkür ediyoruz. Özümüz sözümüz Anadolu olarak teşekkür ediyoruz başkanımıza bize verdiği destekten dolayı da. Biz Sındırgı'yı gezeceğiz ve o güzellikleri sizlere tanıtmaya devam edeceğiz.
Şimdi Ali amcamız burada yapılan... Bunlar bu yapıyor. Evet, evet, şunlarla ilgili bilgi alacağız. Şu oyalı yapan hepsini alalım. Biraz bilgi alalım ama önce sizi tanıyalım. Evet. Ali Açıkaya. Bunları çarptımları kendim çobana gidiyorum sürütme. Bunları uykum gelmesin diye daha Türkçesi eğlenmek için yapıyorum. O uykun gelse bu da olmayacak. Olmayacak. O zaman şimdi bazı kadınlar istiyorlar bana, ben de yapıyorum, böyle veriyorum bunlara. İsteyen kadınlara o iyi yapmış. Güzel, güzel, o da güzel, devam ettirir. Ve yok mu yetişen başka? Yapan yok mu? Vallahi bilmiyorum, vardır belki ya ben. İşte yavaş yavaş gençler bunlar görünce yetişiyor inşallah mesela. Ben bile merak saldım bu işe yani, tamam mı? Hani gayet de güzel. İbrahim hocamız. Şimdi şöyle Ali amcamız şey diyor, buna ağacı kesiyor. Geliyor şöyle yapıyor. Çatlamık ağacı. Bıçakla mı yapıyor? Çatlamık ağacı. Yok yok, bıçakla mı kesiyor? Bıçakla mı yapıyor? Peki, biz buna teşekkür ediyoruz. Ben şey diyeceğim. Hadi bakalım kızlar. Tamam. Oynayın da görelim. Yani hadi görelim. He? He he, bir oynayın görelim. Biraz takılardan da bahsedeceğiz. Takı ile ilgili sizlere soru soracağız ama önce tanıyalım. Ben İbrahim Hoca'nın eski öğrencisindeyim. Şu an Uşak Üniversitesi'nde fen bilgisi öğretmenliği okuyorum. Öğretmen olacaksınız. İnşallah, Allah nasip ederse. Biraz takılardan bahsedelim. Mesela bunun özelliği ne? Bu baş parası. Önceden gelinlerimiz takarmış. Çok çok önceden kalma. Hani biz de eskiden yani yaşlı nelerimizin çeyizlerinden falan bunları topluyoruz. Ben işte onları alıyoruz. Sonra içimizde fes var. Bunun özelliği de fese takıp da hani gösteriş sağlamak. Bu da işte bir nevi gelinlerimize taktığımız önceden hani gerdanlık yerine takılan baş parası diyoruz. O izlipti. O aynısı zaten. Biraz evet. Daha farklı olan şu var. O nazar değmesin diye nazar boncuk da yapmış herhalde. Evet. Bunlar yok. Baş parası ayrı. Fesi süslemek için altına şu anda geleneğimiz olarak geliştirdiğimiz kendi hani fikirlerimiz öğrettiğimiz bir oyadır bunlar da. Yani eklemeler yapmış. Evet, eklemeler şimdiden geçmişe ekleme yapıyoruz. Bu öyle. Biraz daha farklı. Evet, bu da hani zenginlerin taktığı altın var uçlarında. Hani şimdikiler gerçek altın değil ama önceden gerçek altın takıyorlarmışmış. Hani bunlar da öyle değişik. Evet. Şeyine göre başka değişik. Başka var mı? Değişik. Biraz da şeylerden bahsedelim. Oyalardan bahsedelim. Bunlara biz çertlemik oyası diyoruz. Bunları ağaçtan yapılıyor. Ağacı. Çertlemik ağacı diye bir ağaç var. Ağacı. Ondan yapılıyor. Başka şu arpa sapları var mesela. Onları önceden bunlar bildiğimiz buğday arpanın sapından yapılıyor. Ebelerimiz önceden ısıtıyorlar. 2-3 gün sonra onu sudan çıkarıp yumuşadığında hani duruyorlar, muska şekline getirip hani böyle oya yapıyorlarmış. Evet. Şu anda da gelişti. Daha farklı gelişti şeylerden. Bu küçük mesela, bu daha büyük, onun gibi mi? Hayır. Şu anda bu hakikisi değil. Hakiki olan normalde arpadan. Bunu rafya diyoruz şu anda. Hani çiçekleri süslemek için falan filan onlardan yapılıyor şu anda. Hani kendimiz geliştiriyoruz. Pardon, ben çektim onu. Ben gelecektim ona. Hakikisi bu. Hani arpa sapından yapılmışı. Bu da hani şu anda gelişmiş çağımızda rafyadan yaptığımız. Evet. Peki biraz elbiselerden bahsedelim. Ayakkabılar, kara lastikler var ama bazısında ayakkabı var, normaldir. Evet, dediğimiz bak. Şöyle diyelim, özellikle ben şunu bir yakın çekimde alalım istiyorum. Bu bizim dediğimiz çitlemik ağacı, melengeç ağacı dediğimiz ağacımızdan. Aslında bana bak, Fadime ablamız var orada. Fadime ablamız bu işin uzmanı. Kendisinden ben her şey yapayım, bir anlatsın o. Tamam. Biz Fadime ablayı da tanıyorsun. Nerede yapılıyor bunlar? Tek tek. Buyur ablacığım, sen de anlat. Abla, sizi tanıyalım önce. Ben Fatma Karaman. Fatma Karaman, bunlar nasıl yapar? Bunları şimdi
ağaçtan, çertlemek ağacından yapıyorlar. Özel kişiler yapıyor bunları. Bilenler tabii, bizim gibiler bilmez. Biz bunları alıyoruz. Oyasını, pulunu, boncuğunu. Neyle işliyorsunuz? Elimizle. Bıçakla falan mı yoksa? Bunu? He. Evet, bıçakla yontuyorlar. Ondan sonra böyle bir hale getiriyorlar. Ondan sonra alıp kızlarımıza çeyiz yapıyoruz. Elimizle, iğneyle, iplikle geçiriyoruz bunları. Öyle. Peki inşallah devam ettirin. Ama gençlere de öğretiyorsunuz değil mi? Herhalde. Cihizlerini kendileri de yardımcı oluyorlar. Yapmaları gerekiyor. Dikiler biraz hazır yapıyorlar ya. Onu... Öğreniyorlar. Ben, Fatma abla şöyle bir şey diyeyim. Bu şu giysiden her bir giysinin sizlerini sormak istediniz herhalde oydu. Her bir giysinin özel bir anlamı var. Yani onlar da hani anlatabilirse Fatma abla daha iyi biliyor. Tamam, ablamız anlasın. Şimdi bizim buna biz peşkir deriz. Genellikle gelinlerimiz önceki genelliklerimiz, şimdi beyaz gelinlik. Önceden biz böyle giyirdik. Onlar okuyacak gelin yapmayı düşünmüyorsunuz değil mi? Böyle gelinlik giydik. Hani hazır evet. Mısınız? Doğru söylüyorsunuz. Böyle peşkir deriz. Bunlara kumaç. Buna telli deriz. Evet. Telli elbisesi. Buna kumaç deriz. Tamamen bu yöreye ait evet. Değil mi bunlar? Tamamen bu yöreye. Bizim nenelerimizin nenelerinden. Farklılık nedir? Aynı. Yok. Farklı renklerin bir anlamı var. Var. Bunlar yok. Herkesi mesela bunun yeşili oluyor. Hı. Mavisi oluyor. Kırmızısı oluyor. İsteyene bağlı. Şu ayağındaki paça deriz bunlara. Hı. Dokuma paça. Bunları kendi nenelerimiz dokurdu önceden. Dokuttururduk. Alıp şimdi dikip... yapan yok tabii. Yok. Şimdilik yok. Onları öyle giyirdik. Tabii böyle bunları arpa sapırıyoruz. Bunları kendimiz kendi ellerimizle dürüp kızlarımıza ceyizimizi hazırlıyoruz. Evet. Bunlar da tabii aynalık. Bahsedelim. Şunlardan biraz daha eski çünkü o. Bunlar gümüş kuşak derler bunlara. Yani. Bunları genellikle bunları biz düğünlerde kızlarımız ceyizlerinde bulundurma. Şimdilik bunları böyle takıyorlar, gümüş kuşak diyorlar. Bulunmayınca tabak yapıyoruz. Peki teşekkür ediyorum.